Selamun aleyküm arkadaşlar. Bundan önceki sohbette de söylemiştim, Galatasaray'ın Azerbaycan'da gördüğü o müthiş büyük coşku, ilgi, sevgi ve de yeri göğü inletmiş olması gerçekten çok keyifliydi. Ve Galatasaray'ın geride kalan haftanın sonunda yaşadığı güzelliklerden biriydi. Bu hafta sonu pazar günü yaşanan bir güzellikti. Galatasaray için bir de cumartesi ayağı var. Galatasaray Kulübü cumartesi günü de olan bir mali genel kurulu yaptı. O genel kuruldan Dursun Özbek yönetimi tabii ibra edildi. Yapılan çalışmalar, proje büyük bir alakayla ilgi gördü, ayakta alkışlandı. Dursun Özbek Galatasaray'ın önümüzdeki 3-5 yılını kısa vadede, daha sonra gelecek 30 yılını nasıl planladıklarını, nasıl kurtaracaklarını bir anlattı arkadaşlar. Anlattıktan sonra da işte yapılan oylama, tabii eskiden biliyorsunuz mali ibrasızlık yok, idari ibrasızlık diye Galatasaray'da böyle bir dönem çok sıkıntılı zamanlar yaşanmıştı. Bunların hiçbiri olmadı. Ayakta alkışlanan ve ibra olan bir yönetim vardı. Ama bu arada Başkan Dursun Özbek'in de yaptığı bazı konuşmalar oldu. Bu konuşmalarda da göndermeler oldu. Yani Dursun Başkan aslında fena saplamalar yaptı. Ki bu göndermelerin başında da hiç şüphesiz Megafon Ali, yani Koç Ali, yani Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı vardı. Hedefte o vardı. Çünkü onlar her şeye maydanoz oluyorlardı. Ve Galatasaray'ın sahada kazandığı maçları kendi lehlerine çevirme adına da her türlü abidik gubidik numaraları oluşturdukları bir takım yeni tiplerle Galatasaray'ın elinden almaya çalışıyorlardı. Ama bunlarda ne kadar muvaffak oldular, ne oldu, ne olmadı, Galatasaray işe ne kadar uyandı, bunlara ne kadar müsaade edecek, onu da gelin başkanın şu konuşmasını dinledikten sonra yorumlamaya çalışalım. Bu takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu küçük ayak oluyor oyunlarına. İçinde kabadayılık geçen numaralara da gelmez. Evet arkadaşlar, şimdi Başkan Dursun Özbek bu kabadayılıklara, bu ayak oyunlarına diyor gelmem diyor. Her şeyin farkındayız diyorlar diyor. Ve tabii bu ayak oyunlarını kimlerin yaptığını, ne tür oyunların, planların, abidik gubidik işlerin hazırlandığını Dursun Özbek gayet net bir şekilde biliyor. Her şeyin farkında. Yönetim biliyor, Erden Timur biliyor, Galatasaray taraftarı biliyor ve dolayısıyla da arkadaşlar bundan sonra yaşanacak olan bir takım, hani bu Lale Orta hikayesini biliyorsunuz. Lale Orta marifetiyle Galatasaray'ı Konya'da doğradılar ve yalakalar, yağcılar da şunu söylediler. Canım Galatasaray'da kötü oynadı zaten canım. Ne oldu? Bir penaltı verilmediyse verilmedi. 14. dakikada işte bir Konya sporlu oyuncu oyundan atılmadıysa da atılmadı. Ne var bunda demeye getirdiler. Ve aynı hafta içerisinde de Fenerbahçe'nin Alanya'da nasıl korunup kullandığını, nasıl 3 puanı aldığı, oyuncusunun kırmızı kart görmemesi vesaire vesaire, bütün bu rezilliklerin yeni bir algı oluşturma adına da haklıymış gibi göstermeye çalışan bir Fenerbahçe yönetimi ya da başkanı var. Şimdi Dursun Özbek diyor ki biz bunların farkındayız, bu ayak oyunlarının farkındayız. Biz bu kabadayılık numaralarına, kabadayılık numarası nedir? Ne diyor adam? Çık karşıma diyor. Ey diyor Dursun Özbek, gel seninle düello yapalım televizyon. Lan neyi konuşacağız diyor, neyi konuşacağız? Hangi senin bir sürü diyor karanlık işlerini, ayak oyunlarını, kabadayılık numaralarını mı konuşacağım diyor. Ben bunları konuşmak için gelmem diyor yani. Gelmem diyor ama gelin görün ki bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu düello çağırıyor ya Galatasaray Başkanı'nı Ali Koç. Gel diyor, çık karşıma, haklıysan diyor konuş diyor, televizyonda diyor bir kapışalım diyor. Hatta işte yakında da şunu da söyleyebilir. Gel gidelim Kırkpınar'a,
orada çayırda bir güreş tutalım, yağlı güreş tutalım. Kim kimi yenerse şampiyon olsun falan diyecekler. Ya komik oluyorlar, insan gülüyor bunlara. Şimdi bakın bunlara başka bir şekilde daha güleceğiz. Çok net bir şekilde bu olağanüstü, daha doğrusu olağan mali kongrede Galatasaraylı bir üye çıktı. Düello'ya karşılık başkanı arkadaş düello teklifinde bulunuyor ya Koç Ali. Bakın üye neler söyledi. Hafta içinde ezeli rakibimizin başkanının üçüncü kez sizi canlı yayına davet etmesine şahit olduk. Kendilerine verdiğiniz cevabı çok değerli buluyorum. Çünkü gerçekten de bir Galatasaray başkanı tribünlerden atlayıp taraftar kovalayan, parmak sallayıp taraftarlarını tehdit eden, tüm kanalları arayıp kendi aleyhine konuşanlara mobbing yaptıran, seçilmeden önce rakibinden geride olduğunu söylediği bir branşta beceremeyince kural tanımadan her gördüğü yere yıldız çizen biriyle münazara yapmaz. Evet arkadaşlar, Galatasaray Kulübü Başkanı'nın ne yapacağını ne yapmayacağını çok net bir şekilde üye anlatıyor. Ali Koç'un düelloya çağırmış olmasına da ben bunları yemem kardeşim diyor. Beni bunlar ilgilendirmez diyor. Bakın Galatasaray Televizyonu'ndan da aynısı ama bir kere daha dinleyelim. İçinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak ben buna uygun davranıyorum. Bu küçük ayak olmuyor oyunlarına. İçinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem. Evet arkadaşlar, içinde kabadayılık geçen ayak oyunlarına da gelmem diyor. Burada şimdi ekrana Erden Timur'un bir görüntüsü geldi. Efendim Galatasaray neymiş Zaniolo'yu? İşte 30 milyona almışmış, 29 milyon euroya almışmış, öyleymiş, böyleymiş, estekmiş, köstekmiş. Ya adam çıkıyor kardeşim, net bir şekilde anlatıyor ama bunlar yapacakları bir şey yok. Galatasaray gider Roma'dan Zaniolo'yu alır, bunlar da giderler Pedro'yu alırlar. Aradaki fark bu. Ondan sonra da algı oluşturmaya çalışırlar. Adam çok net bir şekilde diyor ki kardeşim ben bunu bakın diyor 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyona aldım. Cebimden bir kuruş çıkmadı. Kasım ayından sonra ödemelere başlayacağım diyor. Ama bir takım dangalaklar bunu anlamıyorlar. Dinliyoruz. Zaniolo'da biz almadan 6 gün önce 30 milyon euroya Bournemouth'a satılmıştı. 29 artı 4 200 hatta 30 milyondan da fazla. Ve biz zaten son gece öyle transfer şeyi bakıyorduk. 5 yıl vadeyle ilk ödemesi Kasım ayında olmak üzere yarı fiyatına 15 milyon aldık. Yani bunların detayları nasıl aldık diye şey yaparsak biz şöyle bir şey bakıyorduk zaten son günlerinde transferin. Ya oyuncunun son anda vazgeçti ya da kulübün son anda vazgeçti. Çünkü öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti. Sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech'ti. Yani Chelsea, Barcelona, Cemil'e girdi. 3 dakikayla yetiştiremedi. Sonra kaldı. Bir de Zaniolo'ydu. Çünkü seneye de sözleşmesi dolacağı için takımıyla kavgalı ayrıldı. Seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyona aldık. Şimdi Mertens gördüğün üzere anlatıyor çok net bir şekilde. Erden Timur diyor ki 30 milyonluk oyuncuyu biz diyor şu 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 şekilde şu yollarla diyor 15 milyona aldık diyor. Yani malı anlatır gibi anlatıyor ama bazı mallar anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Yok işte 30 milyona aldı, şu oldu, bu oldu falan diyorlar. Var mı bu konuda söyleyeceğim? Parasını o diyenler verecek herhalde abi. Bu kadar derdin şeyine düşmüşler. Bu kadar evet. Zaniolo'nun parasının derdine düşmüşler. Ya adam ben diyor 15 milyon aldım diyor. Çıkıyor diyor ki yok diyor sen diyor 30 milyon aldın diyor. Adam mal anlatır gibi anlatıyor. Karşısındaki mallar yok diyor abi diyor sen 30 aldın diyor. Ya adamı var ya deli edecekler ha. Yani evet. Böyle diye diyor adam en son 2-3 şey röportaj söyleyecek ki ben 30 almışım diyecek abi yanlış söylüyorum diyecek. Adama öyle bir baskı kuruyorlar ya. Öbür konuya gelirsek başkan çok güzel konuşuyor ama ondan önce kim konuşuyordu? Bu. Bir üye konuşuyor. Evet harika söylüyor orada. Yani bulduğun yere diyor yıldız çizersin diyor.
parmak sallarsın taraftarını, taraftar kovalarsın sen diyor. Biz diyor öyle diyor muhabbetlere gelemeyiz diyor. Vallahi o söz her şeye yetiyor. Konuşacak hiçbir aynen. şey yok. Yani ben işte dedim ya Dursun Başkan fena saplamış diyorum yani. Bu arada yine gazetelere yansıyan o saplamayla ilgili başlıklara da hızlıca bir bakalım. Arkadaşlar işte kendi sesinden de dinlediniz. Ayak oyunlarına gelmem diyor. Mayıslar bizimdir diyor. He, oyuna gelmem diyor. Hep bunlar gazetelere yansıyan başlıklar, manşetler. Başarımız tatlarını kaçırdı diyor. Doğru söylüyor. Bir önceki sezon 13. bitir. Sonra gel Yıldızlar topluluğu bir takım oluştur. Alayını böyle işte elden geçir. Yani olacak iş mi? Çok doluyum diyor. İşte o Ermenistan maçı öncesi yapmıştı bu konuşmayı. Çok doluyum ama bu kadar konuşacağım demişti. Bu arada Beşiktaş'ın başkanı var, kokuşmuş, düzenle başa çıkmakta zorlanıyoruz diyor. Hani avanta lavanta puan isteyen, playoff isteyen bir takım kokuşmuş işte Galatasaray lobisini kırmaktan ya da kıramamaktan söz ediyor. Abidik gubidik işleri söylüyor, hakemleri söylüyor. Arkadaşlar elimizde görüntüler var. Yıllar öncesine gidersek Ankara'da bu Hakan Ceylan var ya şimdi Galatasaray'da hani vara oturtup sürekli Galatasaray'ı doğrayan Hakan Ceylan'ın babası Hasan Ceylan Efendi'nin bunlara iki tane olmayan penaltılarla o başta Ali Gültiken boş çuval gibi kendini atıyor. Düt penaltı. Gençler Birliği 1-0 önde. Maçı 2-1 kazanıyor. Görüntüler var. Fazla zamanınızı almak adına göstermeyeceğim onları ama bunlar alışmışlar. Bunlar kokuşmuş düzen dedikleri. Ta düzene o günlerden beri alışmışlar. Böyle işlerine gelmedi mi kokuşmuş düzen derler. O derler, bu derler. İstedikleri olmadığı zaman da allem gullem numaralar çevirirler. Hadi oradan yürü derler. Ense tıraşını görelim derler. Arkadaşlar. Şimdi Mayıs ayları bizimdir diye yine Dursun Başkan'ın gazetelere yansıyan bir başlığı var. Kabadayı göndermesi yapıyor. Haklı kardeşim, senin ben diyor kabadayı numaralarına, ayak oyunlarına gelmem diyor. Yine öbürünün işte malum sallayıp duruyorlar. Arkadaşlar şimdi bütün bunları evet bunların hepsini geçiyoruz. Türkiye'de taraftar dağılımı diye önüme de bir bilgi geldi. Hadi onu da gösterelim de esas diğer bir konum var ona geçeceğim. Bu da arkadaşlar Türkiye'de taraftar dağılımı %37, Galatasaray %32, Fenerbahçe %19, Beşiktaş. Hani kokuşmuş düzenden oradan buradan dem vuranlar var ya görsünler bakalım neyin ne olduğunu. Arkadaşlar şimdi Zaniolo'ya geçiyorum. Zaniolo ile ilgili bazı açıklamalar var. Le Gazette della Sport gazetesinde açıklamalar vardı. Zaniolo'nun söylediği sözler var. Zaniolo Galatasaray'a hangi amaçla geldiğini, nasıl geldiğini, daha önce kendisine kimlerin ne tekliflerde bulunduğunu aslında bir bir açıklıyor ve güzel şeyler söylüyor. Zaniolo şunu söylemiş bu La Gazzetta della Sport'a yaptığı açıklamada. Geleceği kimse bilemez ama ben Galatasaray'da kazanıp İtalya milli takımına dönmek istiyorum diyor. Ki bu 3 sayfa yayınlanmış Zaniolo'nun demeci. Oradaki röportajı şunları söylemiş. Çok şanslıyım diyor. Çünkü İtalyanca bilen mükemmel bir teknik direktörümüz var. Harika bir oyuncu grubuyuz. Çok güçlü oyuncular var. Galatasaray bu kadroyla İtalya'da üst sıralara oynardı. Icardi gördüğüm en iyi santroforlardan biri diyor arkadaşlar. En iyi santroforlardan biri diyor. Fenerbahçe'de benimle ilgilenmiş olduğu doğru. Ancak Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben çoktan söz vermiştim. Türkiye'de taraftarlar fotoğraf çekilmek isteseler bile çok nazik ve saygılılar. Stadyum inanılmaz, inanılmaz. Daha sıcak bir yerde oynamadım. En az diyor stadyo Olimpico kadar da iyi ve güzel bir yerdeyim diyor. İlk golümde de diyor çok heyecanlanmıştım diyor. Ve devam ediyor. Galatasaray'a gelmeden önce Roma'dan tanıdığım Oliveira ile konuştum. Bana güzel bir ortamın o bulunduğunu söyledi. Mancini de benim için iyi olacağını ve Galatasaray'a gitmemi söyledi diyor. Bu arada Zaniolo yine devam ediyor tabii. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem ama Galatasaray'da olduğum sürece her zaman her şeyimi vereceğim diyor arkadaşlar. Şimdi bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel bir şekilde Zaniolo anlatmış, söylemiş.
Ama bazıları tabii anlamadığı için de anlamakta zorlandıkları için ne yapacaklar? Yeni algılar oluşturacaklar. Yalandı, dolandı, yok bonservisi şuydu, şu kadardı, bu kadardı falan diye böyle palavradan hikayeler yapacaklar. Yine Zaniolo diyor ki Türkiye'de futbolun fil mezarlığı olduğu doğru değil. Okan Buruk önderliğinde harika bir takımız. Okan Buruk benim için büyük bir şans. Çünkü İtalyanca da konuşabiliyor. Eğer Galatasaray bir Serie A takımı olsaydı üst sıralar için mücadele ederdi. Çok kaliteli hücum oyuncularımız var. Mertens, Torreira. Size sadece şunu söyleyeyim. Icardi her zaman görebileceğiniz en iyi santroforlardan biri diyor arkadaşlar. Yalan mı? Değil. Gerçekten Icardi son derece kaliteli. Galatasaray'ın kalitesini, büyüklüğünü taşıyabilecek üst düzeyde bir futbolcu arkadaşlar. Yalan, dolan, bir takım üçkağıtçılık, abidik gubidik numaralar almış başını gidiyor. Ama bunlara Galatasaray'ın karnı tok arkadaşlar. Galatasaray böyle işlere gelmez. İşte nitekim en son Karabağ maçında da Icardi çıktı sahaya. Takır takır hani futbolun diyeceksiniz ki 15 dakikada ne olur diyeceksiniz ama 15 dakika değil arkadaşlar. 15 dakika bile Icardi'ye yetiyor ki Azerbaycan'da kardeşlerimizin nasıl bir Galatasaray'a ilgi gösterdiklerini, nasıl coşkuyla Galatasaray'ı izlediklerini, büyük bir heyecanla Galatasaray'ı karşıladıklarını, hatta kardeşlerimizin Galatasaray sevgisi yeri göğü inletti diye ben bir paylaşımda bulunmuştum. Ve orada da bir hatırlatma yapma adına söylüyorum. Müthiş bir dostluk vardı, müthiş bir heyecan vardı. Onu bir kere daha göstermek istiyorum sizlere. Ve sohbeti noktalayacağım arkadaşlar. Maç bitmiş. Galatasaray Karabağ gibi güçlü, dinamik bir takımı mağlup ettikten sonra Icardi ve arkadaşlarının coşkusunu, sevincini burada görüyorsunuz. Devam edelim. Burada yine Galatasaray taraftarlarının Galatasaray'a gösterdiği büyük bir sevgi var burada. Büyük bir coşku var. Gerçekten bunlar insanın hani derler ya tüylerini diken diken ediyor. Bu güzellikleri gördüğüm zaman da ben coşuyorum. Ve adanmış hayatlar bakın arkadaşlar nerede söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu güzellikleri görünce tabii ki heyecanlanıyorum. Bakın burada Okan Buruk Hoca'nın sahaya koydum. Gerçekten çok iyi oynadılar ve çok hazırlardı ve çok konsantrelerdi. Yani belki bir Avrupa Kupası maçı oynuyor gibilerdi. Bunu başta da söyledim. Biz aynı duyguyu maçın başında yaşayamadık. Aynı konsantrasyonu biz yaşayamadık ama Karabağ takım bunu %100 bugün konsantrasyonla sahaya koydu. Tabii arkadaşlar bunun böyle olması aslında Galatasaray'ın lehine bir gelişme oldu. Çünkü Galatasaray güçlü bir takımla iyi bir özel maç oynamış oldu. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva şöyle bir paylaşımda bulunmuş arkadaşlar. Onu da bir görelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar güzellikler çok, güzellikler çok. Bu güzellikleri de tabii böyle sizlerle paylaşmak da keyifli oluyor. Beni de heyecanlandırıyor. Burada taraftar var, taraftarın coşkusu var, heyecan var, güzellik var. Bakın burada başka bir güzellik daha var. Devam edelim arkadaşlar. Bunu biraz önce gösterdim size. Başka bir görüntümüz daha var. Devam edelim. Bakalım burada ne var arkadaşlar. Burada da bir güzellik daha var. Bazen
Evet. Ah, onu da görelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası Ali Samiyen değil, Mecidiyeköy değil, Aslantepe değil. Azerbaycan, Bakü. Bakü arkadaşlar, Bakü bu güzellik orada yaşanıyor. Ben de bu güzellikleri sizlerle mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyorum. Yine bir başka güzellik, yine bir başka coşku. Kardeşim, Galatasaray söz konusu olunca biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Bakın buraya, bakın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, güzellikleri yeteri kadar paylaştık. İnşallah bundan sonra da bakın burada Icardi'ye gösterilen ilgi var, alaka var, müthiş coşku var. Galatasaray Kulübü ile Karabağ Kulübü kardeş kulüp oldular. Bundan sonra işbirliği de imzaladılar. El ele verecekler, dostluk içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde arkadaşlar yürüyüp gidecekler. Ben bütün bu güzellikleri sizlerle paylaştım. Ve sohbetimizi biraz çeşitlendirdik. Cumartesine gittik. Dursun Başkan'ın yaptığı fena saplamaları sizlerle paylaştım. Öte yandan Zaniolo'nun da hakkında bazı bir takım böyle haberler, asılsız haberler çıkarılıyordu. Zaniolo da gerekli giydirmeleri sonuna kadar yaptı. Daha önce belirli yerlerden bana da transfer teklifi gelmişti ama ben onları dikkate bile almadım dedi. İşte arkadaşlar, anlayan anlamıştır. Biz fazla girmeyelim bu toplara. Noktayı koyalım. Yeni güzelliklerde eminim ki yine buluşacağız. Yeniden bir araya geleceğiz. İşte Bakü'de, Olimpiyat Stadı'nda yaşanıyor güzellikler. Aslantepe'de değil, Azerbaycan'da. Bakü, Bakü arkadaşlar, Bakü. Tekrar tekrar gösteriyorum. Görün bakın. Bakın, kardeşlik maçı diyor. Dostluk maçı değil, kardeşlik maçı diyorlar arkadaşlar. Daha ne diyelim ya? Bize büyük tecrübe verir. Karabağ'ın hocası. İş tarafından işimize göre çok şey kazandı. Galatasaray'a bunları hatırlıyorum. Yani çok meçhul son vaxtlar çok büyük bir işler görürler. Çok yaxşı formada olan, çok yaxşı performansı olan bir kollektivdi. Liderdiler ve karşıdaki Türkiye'de... Ve futbola olan sevgim arttı diyor. Bakın, coşkuya bakın, güzelliğe bakın arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe, bakın. Vallahi sizi bilmem ama ben heyecanlanıyorum. Coşku oluyor, güzellik oluyor. Galatasaraylı olmanın... İki devlet, tek millet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu güzellikleri bizlere, yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Dursun Başkan gerekli saplamaları yaptı. Ben bu numaralara, kabadayılık numaralarına, ayak oyunlarına gelmem dedi. Bundan sonra herkes ayağını denk alacak. Öte yandan vardı ya federasyon MHK başkanı, Galatasaray'a abidik gubidik numaralar çekiyorlardı. Ben bilirim, ben bilirim, ben her şeyi yaparım diyenler, onlar da ayaklarını denk alacaklar. Bu hafta sonu cumartesi günü arkadaşlar 20.30'da, yani 1 Nisan cumartesi günü Galatasaray Adana Demirspor'la Ali Samiyen'de karşılaşacak. Sonraki haftayı bay geçecek. Sonraki hafta yine Ali Samiyen'de, bu defa Kayseri Spor'la oynayacak. Galatasaray Kayseri Spor maçının ardından hafta içi mesaisine çıkacak. Alanya deplasmanına gidecek. Muhtemelen o maç salı günü galiba, Kayseri maçından sonra. Ve ardından İstanbul. İstanbul'da bu defa Karagümrük'le karşılaştıktan sonra malum Beşiktaş deplasmanına, İnönü'ye gidecek. Orada da Galatasaray şampiyon olduktan sonra peşinden Başakşehir maçı var Ali Samiyen'de.
Başakşehir maçının ardından da inşallah hep beraber şampiyonluk turunu atıyor olacak Galatasaray ve bizler de 23. şampiyonluğu kutlamaya başlayacağız arkadaşlar. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dursun Başkan'ın fena saplaması, Zaniolo'nun iyi giydirmesi birilerine kapak olsun diyoruz. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı arkadaşlar lütfen abone olmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.